Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölüm ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. GTA Online'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son S noktasından yani Simeon'dan görevler alıyordum. Yine arkadaşlar buradayım. Buradan bir görev daha alacağım. Bakalım bu sefer şansımıza ne çıkacak. Bu arada GTA 5 hikaye modunu bitirdim biliyorsunuz ki. Yani tüm görevleri yapmıştım. 3 sene evvel yaklaşık. Orada Simeon için şey demiştim ya. Hintli. Yani ben Hintli'ye benzetmiştim. Biraz böyle aksam falan da var ya. Sonra birisi yorumlarda şey yazmış. Abi demiş Hintli değil o. Ermeni yazmış. Öyle bir düzeltmişti. Bir düzeltme yapmıştı. Bu arada bunu da buradan belirtmek istedim. O arkadaşa da teşekkür ederim. Beni aydınlattığı için. Mesela bunun gibi şeyler olabiliyor arkadaşlar. Ben bazen yanılıyorum. Ama altına doğrusunu yazarsanız başka izleyen arkadaşlar yanılmamış olur. Yani onları yanıltmamış olurum sizin sayenizde. Evet. Şimdi. Bir tane araba lazım arkadaşlar. Her zamanki gibi arabasız bir şey olmuyor. Kocaman bir şehir. Ve gitmek için gerçekten araca ihtiyaç var. Mesafeniz yakın değilse. Sol alt haritada mavi bir nokta var. Oraya doğru gidiyorum arkadaşlar. Gittiğim zaman hem görevi birlikte yapmış olacağız zaten göreceksiniz. Hem de detaylı bir şekilde anlatacağım sizlere. Şuradan yolu kestireceğim ya. Git git bitmiyor gerçekten. Tam kestirdik yani. Ne oldu? Yine yola çıktık. Yani şuralardan gidersem hemen ulaşırım dedim ama gördüğünüz gibi neredeyse arabasız kalacağım yani. Hatta kaldım bile. Evet, ben yolu kısaltmaya çalıştıkça daha da uzadı arkadaşlar. Neyse, hemen şuradan bir araba. Böyle zamanda da hayatta denk gelmiyor ha. Hadi yine GTA 5'te geliyor da. GTA San Andreas'ta, GTA Vice City'de bunlarda var ya araba bulmak gerçekten zulüm zulüm. Bak burada hemen denk geldi bir tane. Arabanız varsa herkeste var. Yoksa kimsede yok San Andreas'ta. Gerçekten.
çok uzak noktalarda da görevler oluyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yani tüm görevleri şehir merkezine vermiyorlar. İyi oluyor aslında. Yani hem şehri gezip dolaşmış oluyorsunuz. Evet. R tuşuna basılı tuttuğunuzda görev alanına fokus yapıyor. Yani yaklaşıyor. Kamera açısı oraya doğru dönüyor arkadaşlar. Sol üstte yazmıştı az evvel. Bakın burada karavanlar var. Evet. Şimdi bizim gelmemiz gereken nokta burası. İçeride bir tane araç var. O aracı alıp farklı bir yere götüreceğiz. Fakat etrafında adamlar var. Yani boş değil burası. Öncesinde onları haklamanız lazım. Sonrasında da aracı alıp buradan götürmeniz gerekiyor. Normal bir kaynak işçisi gibi dursa da her an silahını çıkartıp beni gebertebilir. Araç bu arkadaşlar. Bu dev kamyon mu diyeyim artık, ne diyeyim. Gördünüz, apartman gibi. Bak burada var bir tane. Evet, bak gördün mü, elinde şey vardı ve dosya gibi bir şey, hemen attı silahı çıkarttı. Yani burada bir çalışan ama aynı zamanda eli silah tutan bir arkadaş. Herhalde adam işe alırken diyor ki, işte atıyorum, muhasebeci, tamam silah kullanabiliyor musun? Evet abi kullanıyorum. Tamam o zaman gel diyor herhalde, öyle alıyor. İki mesleğin olacak, bir beyaz yaka, diğeri de işte silahlı yaka. Ne diyelim, kırmızı yaka diyelim ona da. Yani etrafı kana buluyorsun ya. Var mı başka? Başka yok herhalde, bu kadar. Şimdi arkadaşlar, o arabayı çıkartmak için, kamyonu daha doğrusu, neyse işte araç diyelim, önündeki engelleri kaldırmak gerekiyor. Yani öncesinde bu karavanları, minibüsleri neyse alacağız. Sonrasında kamyonu götüreceğiz. Ama gördüğünüz gibi rahat bırakmıyorlar. Evet, sol alt haritada bir sürü kırmızı halka oluştu. Yani az evvel hepsini temizlemiştik buradakilerin. Fakat dışarıdan destek geldi. Biraz daha çatışıp kamyonu öyle alabileceğiz. Bunlar ha, arkama geçmiş hepsi ya. Ben diyorum nereden ateş ediyorlar? Cover me. Beni kim koruyacak? Dibine indi sağlık seviyem, baksana. Nalları dikiyordum neredeyse. Hepsi arkama üşüşmüş. Bir tane kaldı şurada. Çık bakalım ortaya. Şunu alalım. Çünkü diğerinin önü kapalı ya. İşte bak, sıfır çizmek burada işe yaradı, gördünüz mü? Yani sadece artistik olsun diye değil de işte böyle sıkıştığınız anlarda da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu karavanı da alalım ileri. Tamamdır. Birazcık acele ediyorum. Niye? Çünkü yeni adamlar gelebilir belki. O yüzden
acele etmekte fayda var. Ne kadar hızlı olursanız o kadar çabuk bitirirsiniz bu görevi. Şuna bineyim. Güya dedim ona çarpayım da onu da yoldan çıkartayım ama ne mümkün. Adam el frenini köküne kadar çekmiş. Evet, şimdi kamyonun önü açıldı. Hemen biniyoruz. F tuşuna basıp. Bu karavan mıdır nedir ya? Üstünde bak güneş paneli mi var? Ne onun? Değil mi? Öyle bir şey ya. Hani oluyor ya böyle. Karavanlar. Adam kamyona falan yapıyor. Değişik bir araç. Yani biraz da böyle arazi aracı gibi. Offroad yani hani. Kamyonun da offroad oluyor mu bilmiyorum da. Evet arkadaşlar bakın sol alt haritada kırmızı halkalar belirdi. Bu arkadaşlar peşinizi bırakmıyor. Belki hemen alamasaydım oraya geleceklerdi. Ya da işte yolda da peşinizi bırakmayan adamlar koymuş oyun. Görev böyle. Siz bu kamyonu alıp haritadaki noktaya götürene kadar bir sürü adamla mücadele ediyorsunuz. Böyle durumlarda en güzeli kaçmak. Çünkü durup çatışmaya kalksanız bunların sonu gelmez. Hatta tam tersi olup sizin sonunuz gelebilir. O yüzden arabada biraz dayanıklı galiba. Baksanıza deminden beri ateş ediyorlar ama sanki böyle zırh kaplı gibi bir şey. Öyle bir durum var. Sen de bir sürtüşme benimle ya. Bir yol ver ya. Her yerden bastırdılar yalnız ha. Evet arkadaşlar şu andan itibaren peşimizi bıraktılar. Sol altta retro sarı nokta var zaten. Hemen bunu yani bu kamyonu sarı noktaya götüreceğim. Buradan sola. Bakın sarı bir nokta var hemen galerinin yanında. Aracı buraya park ediyoruz. F tuşuna basıp aşağı iniyoruz ve görevi tamamlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar şu anda yeni bir görev alacağım ve G noktasına geldim. Haritadan yerini göstereyim sizlere hemen. Hangi görevi aldığımı. Bakın şu G görevi. Bir sürü görev var. İstediğiniz bir tanesine gidip görev alabilirsiniz. Bazen tek başınıza, bazen başka arkadaşlarla birlikte yapıyorsunuz bu görevleri.
Evet arkadaşlar, dört kafadar bu görevi yapacağız. Hemen şu arabaya biniyorum. Gel bakalım. Ne oldu? Vazgeçti. Beğenmedi. Tamam, sen gel. Ne oldu? Ha, bindi. Çok enteresan ya. Uzaklaştı, kayboldu. Hop, arabanın içinde. Neyse arkadaşlar, bakın sol altta haritada kırmızı noktalar var. O noktaları sırasıyla ziyaret edeceğiz. Kim var, kim yok, hepsini haklayacağız. Yani bayağı bir çatışacağız, öyle söyleyeyim. Diğer arkadaşlar da geliyor gördüğünüz gibi. Bu arada çarptım galiba. Evet, şuraya gidelim. İşaretimizi koyalım. Oraya gidelim. Yani birden fazla nokta var. O yüzden tek nokta olsa direkt bir rota çiziyor zaten oyun size. Ama birden fazla nokta olduğu için işte hangisine gitmek istiyorsanız kendiniz haritayı açıp mouse'un sol tuşuna bir kez basıp işaret koyuyorsunuz. O zaman zaten mor bir çizgi çıkıyor. Ve o noktaya gidiyorsunuz arkadaşlar. Araba da değişikmiş ya. Rally arabası mıdır nedir? Bayağı modifiyeli şeyli zaten. Aha. Nazar değdi. Güzel dedik. Hemen vurduk. Öbürleri nerede ya? Geliyor. Beni nasıl yavaşlatıyorlar ya? Evet arkadaşlar, F tuşuna basıyoruz, iniyoruz ve bu noktada çatışmaya başlıyoruz. Bu arada yaptığınız görevlerden para kazanıyorsunuz tabii ki de. Görevin sonunda gösteriyor zaten ne kadar kazandığınızı. Bu kazandığınız paraları da güzel harcarsanız, mesela daha çok mermi, cephane almaya özen gösterirseniz, silahtır, mermidir. Neden? Çünkü görevler hep çatışmalı. Bir sürü adam haklamanız lazım. Silahınız, merminiz olmazsa yapamazsınız. O yüzden önceliğinizi bunlara vermeniz gerekiyor açıkçası. Yani ev alayım, araba alayım, parayı bitireyim. Ondan sonra, çünkü şöyle bir durum var. Para görevlerden geliyor. Görevlerde çatışmalı, silah lazım. O yüzden önceliğiniz silah olması lazım arkadaşlar. Ben bu arada var ya, sağlık seviyem dibinde oynuyorum sürekli ya. Bereket versin, böyle bekleyince birazcık artıyor da. Hani yoksa hepten gideceğiz yani. Biraz da onun için bekledim mahsus. Kırmızı olduğunda siper alın, Q tuşuna basıp bekleyin bir süre arkadaşlar. Sağlık seviyeniz yeşile dönecektir ve yarısına kadar dolacaktır. Bakın şu an sol altta bende olduğu gibi. Girmiş havuzun içine. Oradan, oh ne güzel ya. Nerede? Yukarıda mı? Böyle silahları da alırsanız iyi olur. Bedava silah. Sonuçta bunlar hep parayla alınıyor değil mi? Böylelikle para vermemiş olursunuz arkadaşlar. Silahları toplarsanız. Yani hikaye modunda bu kadar çok problem olmuyor ama online'da olabiliyor. Hikaye modunda çünkü oyun da size şey yapabiliyor. İcabında o silahları veriyor yani. Araba buradaymış ya, dur şuna bineyim ben. Hem daha hızlı gideriz, daha kıvrak. Evet, nereye gidiyoruz? Şuraya mı? Aslında hep beraber bir yere gitsek daha güzel olur ya. Yani onlar artık nereye gidiyor bilmiyorum ama ben noktayı koydum. Hava da bozdu ha. Hiç de sevmiyorum şöyle kapalı, yağmurlu. Araba da kayıyor. Bak. Taktı bana.
O ne oldu ya? Yolda kalmış. Bu arada online'da yeniyim arkadaşlar. Çok fazla bilgim yok. Yani böyle çok derin bir bilgim yok açıkçası. Benim de bilmediklerim olabilir. Lütfen beni mazur görün. Daha önce hiç oynamadım. Yani GTA 5 oynadım. Neredeyse tüm GTA serilerini oynadım. Yani birkaç tanedir belki. Ek paketler filan. Uzaktan şöyle. Bak hemen uyandı o. Siper aldı. Ama neye yarar? Acele etmiyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Zaten fazla adam yok. Sen ne yapıyorsun orada? Yani bayağı adam ölümü bekledi ya. Bu arada arada bir arkayı kollamayı ihmal etmeyin. Ben bunu çok unutuyorum. Şimdi burası online ya. Sürpriz yapabiliyorlar. Normalde GTA 5 hikaye modunda çatıştığınız herkes sizin karşınızda oluyor. İşte görevleri biraz da o yüzden kolay yapabiliyoruz. Ama burada bakıyorsunuz ki hemen arkadan gelmişler. Önden arkadan size ablukayı almışlar. Olabiliyor yani. Üstüm başım ıslandı ya. Şimdi arkadaşlar altta da yazıyor, bir gangster grubu var. Bu arkadaşları birer birer hallediyoruz. Mekanlarına gidip haklıyoruz. Asıl hedefimiz de bunların patronunu bulup haklamak, ortadan kaldırmak. Evet, buradaki inşaatın içi adam kaynıyor. Yani biraz fazla sayıca. Şöyle bir etrafından dolaştıktan sonra gördüğüm kadarıyla bizim ekip buraya gelmiş. Hepimiz buradayız. Aslında böyle birlikte görev yapmak zevkli arkadaşlar, gerçekten çok keyifli oluyor. Tek değilsiniz, tamam sayıca çok fazla adam var ama tek değilsiniz ve işte böyle birlikte bir ekip olarak çatışıyorsunuz. Bu güzel yani.
Evet, bu gangster grubunun çetesinin başı da lideri de burada yerde yatan arkadaş. Onun yanına geliyoruz. Cep telefonunu çıkartıp bu adamın fotoğrafını çekiyoruz. Üst ok tuşuna basarak telefonu çıkartabilirsiniz. Sonrasında ok tuşlarıyla kameranın üzerine getirin çerçeveyi. Enter dediğinizde kamera açılacaktır. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Fotoğrafı çektikten sonra bu alandan ayrılın diyor. Altta öyle yazıyor. Alandan ayrıldığımızda görevi tamamlamış olacağız arkadaşlar. Arabaya binmeye izin vermedi ya. Hani niye böyle bir şey yaptınız ki? Az evvel kullanıyordum, ne güzel, nedir yani, benim olsun. Herhalde şey diyorlar yani, görev icabı kullandın, tamam, daha elleme. Evet arkadaşlar, bu görevi de başarıyla tamamlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir bölüm olmuştur sizler için. Böylelikle ikinci bölümün de sonuna gelmiş olduk. Yeni bir bölümde, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.